miydi ya? Yapma, yapma. Şey, kapalı yazıyor. Bir dakika da. Kapalı. Kapalı, kapalı. Görüyorum ada kapalı olduğunu. E gittiğini söyle heyecanla, kapalı. Dur bakayım. Babacığım selamünaleyküm. Sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Dayı! Dayı! Wow! Ada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amcacığım. Heh. Yaşıyor. Sen bu tamircinin evi nerede biliyor musun? Tamirci İstanbul'a mal almaya gitti bugün. Yapma ya. Amcam peki sen bu otobüs durağından otobüsler ne zaman geçiyor onu biliyor musun? 10 dakika önce gitti. Bir daha da geçmez. İyi de sizin arabanız yok mu ya? Yok. Yok amcacığım. Yok. Ne yapıyorsun ortamda? Şey, korktum da giden korkuyorum. Saçmalama, duyacak şimdi. Tabii kulağı duyayım. Bizim arabamız yok. Ada, kusura bakma, yapacak bir şey yok. Yok. Sen teyzenlere haber ver o zaman. Vereyim. Neyse ben bakkala gideceğim. Tamam. Sen konuş yanıma gel, tamam mı? Hadi bekliyorum. Tabii. Kaldık burada Mahsur. Ay bir de bu yolu böyle ağırlıklarla yürüyeceğiz şimdi ya. Kardeşim bir bakar mısın? Gel gel. Buyur abi. Bu bisiklet senin mi? Abi oğlanın bisikleti. Ha. Peki bana bu bisikleti atar mısın? Sen gideceğin yere git. Sonra bırakırsın. Ciddi misin? Evet abi. Eyvallah, sağ ol. Görüşürüz abi. Görüyor musun? İnsan. İnsan az kaldı bu devirde. Tabii. Yok bulamazsın. Şimdi bununla gideceksiniz siz, ben ne yapacağım? Sen de geleceksin ama yürümek istiyorsan yürüyebilirsin. Başka bisiklet var mı? Ada, saçmalama, gel şuraya. Sinek tabii, sinek var burada doğal olarak. Rahat yürüyebiliyor musun? Yürüyorum. Evdeki kıyafetlerden giyseydin böyle olmazdı. Rahat rahat yürürdün. Yok, ben böyle süperim. Gerçekten harikayım. Rüzgar. Ay. Rüzgar tut bakayım şunu. Tut, 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 tut. Vay, 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 vay. Arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz mantarı var ya, başka hiçbir yerde bulamazsınız. Görüyor musunuz Tuğçe, Rüzgar? Yalnız Boracığım zehirli olmasın, o dokundun hemen eline. Ay, tipine bak. Saçma sapan konuşma Tuğçe. Tamam mı? O kuzu göbeği değil mi? Sen nereden biliyorsun kuzu göbeğini? Ben küçükken pikniğe gittiğimizde toplardık bunlardan. Ya bahar mevsiminde olurdu, şimdi olması çok garip değil mi? Bir şey de olmamış, çok canlı. Şansımızı. Şunu bir tut güzelim. Patron bakabilir miyim ona, neymiş o ya? Al Rüzgar. Rüzgar yok artık ya, alır mısın şunları elimden? Aldım, aldım. Alır mısın elimden ya? Affedersin. Kıymık battı işte, çizdi hep ellerimi. Of. Ya dur, dur Rüzgar, dur, dur ya. Ay. Sirke otu. Ne zamandır görmemiştim. Of, hep el bakımı yaptırmıştım yeni daha buralarıma. Cildim şimdi gitti hep. Ne yaptırmıştın Tuğçe? El bakımı yaptırdım bu ara, skin care. Yani kendimize dikkat ediyoruz. Tamam, döneriz şimdi zaten. Tamam, evet ya, dönelim mi? Niye geldiysek buraya? Benim alerjim tuttu zaten. Tamam, hadi dönelim. Ada! Hadi, dönüyoruz. Artık hepsiyle bir yemek hazırlayabiliriz topladığımız mantarlarla. Hadi gidelim arkadaşlar, olur mu? Ne yapsak? Tuğçe'yi burada mı bıraksak? İster misiniz? Dur, düşeceksin, dur. Gördüğün mantarlar senin o piknikte topladığın mantarlara benzemez. Tamam mı? Ya benziyor bunlardan da. Yok, benzemez. Bunların lezzeti daha farklı. Ha öyleli. Okey. Öyle. Hadi Ada. Yemekler de geldi. Bakalım beğenecek misiniz? Senin elinin değdiği şey beğenilmez mi ya? Hı? Arkadaşlar ateş yanıyor. Ateş sönmeden, yani köz olunca oraya bir mantarları atarız. Yemekten sonra tatlı niyetin onları yeriz, tamam mı? Çok güzel olur. Süper, öyle yapalım. Olur, evet. Hadi bakalım, harika. Afiyet olsun. Yalnız bu çok iyi olmuş, bu sosun içinde ne var? Yani böyle garip baharatlar var. Ne koydunuz bunun içine? Tuğçe Hanım, ben söyleyeceğim. Ben itiraf edeceğim şimdi her şeyi. Neyi? Tuğçe Hanım,
biz ormanda yürüyüş yaparken gizli gizli böyle ot toplamış. Evet. Kurşu mu toplamış? Evet, toplamış. Sonra da o otlardan sos yapmış, içine koymuş böyle. Sadece o otlar olduğunu biliyorum, başka bir şey bilmiyorum. Allah Allah. Ya evet, ben açıklıyorum o zaman artık. Ben size sürpriz olsun diye ormanda gezerken bazı otlar topladım. Onları çizmemin içine sıkıştırdım. Merak edersiniz belki nasıl getirdim diye. Çizmeme mi sıkıştırdın? Evet, çizmemin içine koydum. Siz görmeyin diye gizli yaptım ya. Ya bence harika. Benim yediğim en iyi Napoliten makarna olabilir gerçekten. Samimi söylüyorum. Ben doğadan gelen şeyleri yemeğe katmayı çok severim. Ayrı bir lezzet veriyor yani. Doğal bir kere. Yani Tuğçe, o kadar senelik arkadaşımsın. Seni kaç senedir tanıyorum. Senin ben bu kadar iyi yemek yaptığını bilmiyordum. Bravo. Çok iyi olmuş. Eline sağlık. Gerçekten. Bence Tuğçe Hanım da bilmiyordu. Biliyordum ben. Tamam. Güzel. Ada, en son çalıştığımız boya firmasını da arayalım. Belki standların ayaklarını boyamak gerekebilir. Tamam mı? Notunu al. Tamam, o zaman çekimden önce gönderiyoruz standları. Onlar da boyuyorlar. Aynen öyle. Hadi. Ben içeri geçiyorum ya. Yatacağım. Çok yoruldum bugün. Tabii tabii, yat Tuğçe, yat. Bugün çok çalıştın. Yordun kendini. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Yemin ederim, bendeki şu şansa bak. Niyet Bora'ya, kısmet Ada'ya. Ada. Hadi, sen de yat. Yoruldum bugün. Tamam Bora Bey. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Bunları kaldır. Yok yok, hayır hayır, ben kaldıracağım. Yat sen hadi. Tamam. Tekrar iyi geceler. İyi geceler Ada. Patron, ben de o zaman şu yatakları hazırlayayım ya. Hazırla Rüzgar. Bak, yorgan yastık orada. Üstüne ser. Tamam mı? Ben de yerde yatacağım. Bir şey mi oldu? Ben tuvalete kalkmıştım. Rüzgar. Rüzgar Bey var ya. Rüzgar. Tuğçe Hanım odasına girmiş. Kapıyı da kilitlemiş. Öyle mi olmuş? Öyle. Tamam. Sen de çek yata yat. Altında bir tane daha yorgan olacak. Üstünü örtersin üşürsen. Hadi. İyi geceler. Bora Bey. Bora Bey, anlamadınız galiba. Ya bunlar ayrılmamışlar mıydı? Bu çocuk niye bunun odasına girdi? Şimdi ne yapacaklar ki odada? Hem de biz varken. Ay! Ada. Demek ki barışmışlar. Tamam mı? Hadi. Yat uyu. Hadi. Bana çok tuhaf geldi. Size öyle gelmiyor mu? Bilmem Ada. Ama bu konunun seni neden bu kadar çok ilgilendirdiğini de anlayamadım. Sizi ilgilendirmiyor mu yani? Bora Bey, Tuğçe Hanım sizin ortağınız, sizin arkadaşınız. Evet. Tuğçe benim arkadaşım. Peki Rüzgar senin neyin? Rüzgar benim neyim olacak? Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyin, öyle mi? O zaman endişeleneceğim bir durum da yok ortada. Ada. İnsanlar bana bir konu hakkında fikrimi sorduklarında söylerim. Haddimi bilirim. Sana da aynısını yapmanı öneririm. Tamam mı? Anlaştık mı? O yüzden şimdi yat uyu. Sanki dünyayla da kendi isteğinizle de koca birer duvar var aranızda. Ne demek istiyorsun?
Tuğçe Hanım sizin yakın arkadaşınız. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sağlam ilişkilerde önce insanlar birbirlerinin arkadaşları olurlar. Sonra da her şeyleri olurlar. Ya da insanın hayatında hiçbir şey olmayacak bir insan ya da olmaması gereken bir insan gelip her şey olur. Aşk diye bir şey olsaydı eğer. Burhan Bey, siz gerçekten aşka inanmıyorsunuz. Tamam, öyle saçma sapan şeyler yazıyorsunuz, iğneleyici laflar sokuyorsunuz, yazıyorsunuz ama... Burhan Bey, siz gerçekten hiç aşık olmadınız mı? Ada. İyi geceler. Sana mutsuz olmayacağıma dair söz vermiştim anne. Sözümü tutamadım. Tutamadım sözümü. Mutsuz olacağım. Olmuyor anne, olmuyor. Olmuyor, ne yapsam olmuyor. Mutsuz olacağım. Thank you.
Günaydın Bora Bey. Gece biraz düşmüşüm. Evet Ada. Öyle olmuş. Ben gideyim kendime bir kahve yapayım. İçin çekiciyi çağırdım. Rüzgar'la Tuğçe uyansın, hazırlansın, çıkacağız. Tuğçe! 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 Tuğçe iyi misin Tuğçe? Tuğçe iyi misin? Tuğçe! Geri çekil Ada. Kapılar eski. Tuğçe ne oluyor burada? Rüzgar. Rüzgar beni çok şaşırttı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ada. Ada iyi misin? Ada! 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 İyi misin? Ne oldu? Ada kendine gel. Ada! Ada, kendine geldi. Ada, iyi misin? Ne oldu bana? Biz de anlamadık ki. Bir anda düştün, bayıldın. Ben doktor çağırdım merkezden, merak etme. Birazdan gelir. Yok, 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 yok. Ben iyiyim. İyiyim ben. Kahvaltı yapmadım ya, ondan oldu. Bazen olur böyle. Ben dedim sana Boracığım, boşuna panik yaptın diye. Ada, emin misin iyi olduğuna? Evet, eğer hepimiz eminsek, Rüzgar'ın bana evlilik teklif etmesine ne diyorsunuz? Yani ben çok şaşırdım. Sen ne diyorsun Bora? Eminim bu konuda söyleyecek bir şeyin vardır. Yani ne bileyim Tuğçe, ne denir ki? Sizce de biraz acele etmiyor musunuz? Acele. Acele diyorsun. Atalarımızın bu konuda çok güzel bir atasözü var. Ben sana onu söyleyeyim. Yemeyenin malını yerler. Evet Tuğçe. Böyle bir atasözü var, anlıyorum da. Bu olayla alakasını pek anlayamadım ben. Anlayamadın. Anlayamadım. Güzelmiş. O zaman ben sana şöyle açıklayayım istersen Bora. Tuğçe Hanım. Bence Bora Bey, evlilik çok ciddi bir kurum ya. Ondan bahsediyor sanırım. İki insanın hayatının sonuna kadar sadık kalacağına söz vermesi demek ki evlilik. Hani böyle birden olunca ben hiç beklemiyordum. Görünce şok oldum. Değil mi Bora Bey? Çok hızlı değiller mi Bora Bey? Yani bir şey söylesenize Bora Bey. Evet, evet Ada. Haklısın. İki insanın böyle bir karar alabilmesi için biraz zaman lazım. Birbirini tanımak lazım. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Bora? Ben senin yerinde olsaydım Tuğçe, acele etmeden kalbimi sesini dinlerdim. Öyle mi? Öyle. Biliyor musun? Ben de tam olarak öyle yapacağım.
Yüzüğü takabilirsin Rüzgar. Seçer.